Selamlar arkadaşlar. Cenk Hoca yine video yapıyor. Yine bu aksi saatlerde. Çünkü işten yeni çıktım. Ve bugünkü konumuz Türkiye'li insanlar yurt dışında yaşıyorlar. Ve Türkiye hükümeti övüyorlar ve Türkiye'deki gençleri küçümsüyorlar. Ve dal yarraklar. Neden Türkiye'de yaşamıyorsunuz? Neden yurt dışında yaşıyorsunuz? Yurt dışında yaşıyorsunuz. Ve hey Müslümanlar. Hey Müslümanlar. Hristiyanların parasını Hristiyanların ekmeğini, Hristiyanların suyunu içiyorsunuz. Ve Hristiyanları sevmiyorsunuz. Ama Türkiye'deki gençleri kötülüyorsunuz. Türkiye'deki hükümeti övüyorsunuz. Neden Türkiye'de yaşamıyorsunuz? You stupid fucking idiots. Neden? Neden? Neden Türkiye Türkiye'deki AK Parti o kadar mükemmel? Neden her şey o kadar iyi? Neden Hristiyanlar o kadar kötü? Neden Müslümanlar o kadar iyi? Ne işin vardır Hristiyan memlekette? Hı? Ne işin var Hristiyan memlekette? Sana söylüyorum. Ölcay, olcay. Neden? Neden Olcay Bey? Neden? Bana dediler ki Cenk Hoca çöpçüdür. Cenk Hoca ne işler yapar dediler. Taşarun işleri yapar dediler. I don't know. Man, Cenk Hoca çöpçü olabilir. Cenk Hoca çöpçü olabilir. Cenk Hoca çöpçü olabilir. Ama biliyor musunuz? Cenk Hoca yine parayı Kıbrıs'a yolluyor. Kıbrıs ve Türkiye birdir. Kıbrıs'a da Türk lira vardır. Türkiye'de de Türk lira vardır. Ve Cenk Hoca yine de ailesini destekle, desteklesi için desteklemesi için İngiltere'de gerekirse çöpçülük de yapar. Gerekirse çöpçülük de yapar. Ama senin gibi işsiz işsiz oturmaz. Bir de hükümetten deli raporu almaz. Olcay. Bir de deli raporu almaz. Anladın? Gerekirse çöpçülük yaparık. Gerekirse her bok yaparık. Çalışmanın ayıbı yoktur. Ama sonuçta geri memlekete yolluyoruz. Geri memlekete yolluyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Türkiye hükümeti o kadar ahım şahım. Siz niye yurt dışına yaşıyorsunuz? Siz niye Hristiyanların ya da sizin dediğiniz gibi gavurların ekmeğinizi, suyunuzu içiyorsunuz? Lan eşekler, lan nankörler. Lan gavurun boku bile olamazsınız ya. Lan gavurun bokunu bile yemezsiniz. Ya Yüzün yüzünüzün içine. Eşekler. Bir de bizim gençlerimizi kötülüyorsunuz ha. Biz de bizim gençlerimizi kötülüyorsunuz. Çünkü gençlerimiz marka kıyafet alamıyor diye. Gençlerimiz marka kıyafet alamıyor diye. Ve sen alabiliyorsun. Sen alab alabilin. Sen alabilin. Özürlü maaşıyla. Deli rapor maaşıyla alabilirsin. Ama bizim gençlerimiz çalışarak alamıyor. Bir de onları kötülüyorsun. Lan olcay. Lan Olcay. Olcay Musa. Lan geri zekalı. Lan eşşol eşek. Lan eşşol eşek. Lan çumarın teki. Lan siktir git lan. Lan siktir git. Ama bir şey değil. Ama bir şey değil. Sabır sabır sabır. Türkiye'deki gençler uyandı. Türkiye'deki gençler biliyor. Benim güvenim gençlerdedir. Ne isterse olsun benim güvenim gençlerdedir. Ve biz bu karanlık yollardan çıkacağız. Biliyor musunuz? Yine salonum kapandı. Kıbrı, Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Yine salonum kapandı. Yine salonum kapandı çünkü pandemiden dolayı. Kapansın. Kapansın anasını satayım. Zaten aylardır bir kuruş kazanmıyor. Aylardır hep ben cepten ödüyorum. Aylardır hep cepten ödüyorum her şeyi. İşleri, maaşını, kirasını, elektriğini, sosyal sigortaları, vergi dairesini hepsini kendi cepten ödüyorum. Kendi cebimden ödüyorum. Kapansın anasını satayım kapansın. Ama sabır. Ama sabır. Sabır. Çünkü biliyorsunuz Cenk Hoca ve takipçileri bu dağın zirvesine çıkacak. Bu dağın zirvesine çıkacak ve sizin gibi çomarlar bok yiyecek. Anlatabildim mi? So peace out.